Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle bakın Jack marka Mor ve sarı çiçekleri olan türbentimiz var. Türbentime şöyle size çok güzel bir model hazırladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar modelimi. Böyle yaprağın kenarında fıstık. Kolay bir model hazırladım. Türbente daha önce çok model hazırladım arkadaşlar. O yüzden bunu tamamen bu şekilde yapıp Bakın şu köşe kısmına da muhakkak bu şekilde çiçek gelirse güzel duruyor. Evet. Fıstık kenarında üç tane böyle tacı olan kirpikleri olan bir fıstık hazırladım. Şöyle göstereyim bakın. Çimeni de bu şekilde dalları hazırladım küçük. Şöyle göstereyim bakın. Yine aynı şekilde bu sefer köşesi az kaldığı için bu tarafından değil de şu tarafına da yaptım. İlla bu tarafta köşe olacak diye bir şey yok. Bu tarafa da gelirse olur. Güzel duruyor arkadaşlar. Muhakkak köşe kısmına bir tane çiçek yapmaya çalışın. Demin şöyle bulup göstereyim. Bakın burada bu tarafındaydı. Sağ tarafındaydı. Burada da baktım. Mesela suyu az geldi. Ara suyu bu şekilde. O yüzden öbür sıranın bir kenarın baş kısmına geçirerek şu kadarcık bir mesafe olsun bıraktım. Evet. Bu şekilde çimeni de. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Kolay ve zarif çıtı bıtı bir fıstık oyası. Tüm fıstık oyaları çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle tabii ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda da tüm püf noktalarıyla mevcut. Youtube'un arama kısmına Nurgül'ün tığ ve ineoları yazdığınızda hem bu tığlama işlemi hem bu köşe dönüm işlemi böyle orada mevcut tüm püf noktalarıyla şöyle önden arkaya doğru kıvırarak hazırlıyorum tığlama işlemlerini. Şimdi modelimizi anlatalım arkadaşlar. Evet şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz ve tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip iki tane zincir çektim bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 1 2 3 4 zincir Tırabzanın ara kısmından kapatıyorum tekrar iki zincir çekip tığ battığıma sabitliyorum şöyle bakın bu şekilde 8 tane ara suyu verebiliriz bu üç oya modeli olduğu için 8 tane de gayet ideal. Bakın. Tabi siz ne kadar da vermek istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ara suyunu verdikten sonra şimdi yaprak için çimen kısmını hazırlayalım, kök kısmını. 2 zincirin üzerine bir defa tığımı dolayıp 2 2 alıyorum. 2 zincir kapattım. Tekrar iki zinciri bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 tane kirpiksiz trabzan bir tane de yarım trabzanı yapıp 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 ters tarafına döndüm şimdi bu boş trabzanın tepe noktasından giriyorum buraya yuva oluşturuyorum 3 tane zincir yaprağımız için 3 zincirimi çekip düz tarafına döndüm 2 defa tığı doladım şöyle 2 2 ve 2 kalın Şöyle 3 defa da aldığım bir trabzan. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Şöyle bir boşluğun olması gerekiyor. Trabzan tepe noktasına da girebilirsiniz. Bu boşluğa da rahat bir şekilde girmek için bu şekilde 3 zincir çekiyorum. 3 oldu. Yine bir defa tığın başı dolayıp 4 5 Yine bir defa tığımı doladım. 6 bu yapmış olduğum trabzanın içine 6 tane bu şekilde ikişer defa aldığım trabzanlar yapıp yuvaya sık iğne ile sabitledim. Evet yaprağı oluşturuyoruz yavaş yavaş. 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle döndüm. İlk trabzanın tepe noktasına da girebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar trabzanın arasına da kapatabilirsiniz. 1, 2 zincir. 2 zincirle düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirin arasına girip kirpik yapacağız. 2 zincir 2 2 zincir 3 bakın dönüş kirpiği ile beraber 3 tane. 2 zincir 4 5 2 zincir 6 2 zincir ve 7 Şöyle 8 zincire ne kadar alırsa o kadar kirpik dolduruyoruz. Şöyle bir tane daha yapıp şu boşluğu doldurup 8 tane kirpik yapıyoruz. Şimdi yuvaya 7 zincirli ana yuvaya kapatıp sabitliyorum. Yaprağımızın işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi dal için 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığa doladım. Yuvaya girip şöyle 2 şöyle 2 ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri bu yaptığım trabzanın arasına kapatıp fıstık için yuva hazırladık. Geriye kalan bala 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 ve 4. Şöyle. 5. de yuvada bu şekilde dalımı yukarı doğru meyilli yapıyorum ki fıstığın şöyle aşağı çimenlere değmesin yukarıda dik ve güzel bir şekilde dursun yanına hemen bu şekilde bir sık iğne bir de trabzanın arasına giriyorum ki iyice çimenden şöyle dalımız yukarıda dursun iki tane zincir çekiyorum bu yarım bıraktığımız üçgen trabzanı tamamlayıp Buraya sık iğne ile sabitliyorum bakın. Evet yaprağımız bu da ara suyumuz. Şöyle bir iki tane daha ara suyundan göstereyim. Çimenimizi tamamlayalım. İki zincir bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya ya. 2 ve 2 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Tırabzanın arasına. iki zincirimi çekip yandaki tığ battıya sabitliyorum. Evet arası sürünün yapışı bu kadar kolay. Yine iki zincir bir defa tığımı doladım. Şöyle iki ve iki. Dört zincir. Dört zincir pipiriğimiz oluştu. İki zincir hemen yanındaki tığı battı ya. Tekrar iki zincir bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim iki ve iki. Dört zincir. Bu şekilde 8 tane ara suyu yapacağız. Şöyle. 1 2 zincirimi çekelim sökülmesin. Bunu ben 8'e tamamlayayım arkadaşlar. Şu fıstığı nasıl yaptık? Ona geçelim. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle masanın üzerine koydum. Çok güzel. Böyle çıtı pıtı duruşu var. Yaprağı da böyle kuyu gibi kabarık kabarık. Çok güzel yakıştı. Şöyle Şimdi fıstığını da anlatalım. Şöyle 5 zincirli yuvanın içine gerek ipimi sık iğne ile dalıma sabitledim. Bu şekilde 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle yuvarlak ve köşesi aşağı meyve ile güzel bir fıstık yapmak için arkadaşlar baştan 3 ilmeği fazla çekmiyorum bakın. Şöyle zinciri üzerinde bir zincir çekiyorum. Şu baştan 3 ilmeği biraz kısa tutuyorum. Sonra bu alttan gelip zincir üste çekince bu 4'ten sonra artık biraz uzatıp yuvarlak bir fıstık yapıyorum. 5 6 7 8 Toplamda buraya 18 tane ilmek toplayacağız. Şöyle 9 ve 10. Biraz daha uzatıyorum baştakilere göre boyunu. Şöyle 11 12 13 14 15 16 17 18 ve bu şekilde Hepsini birden şimdi bakın, bu şekilde başa kadar çektim. Yuvarladım tığımda. Sonra bu 5 zincirli dalın üzerindeki yuva ya da tekrar girip şöyle sık iğne ile buraya kapatıyorum. Şöyle bakın. Baştan 3 ilmeği kısalmamın sebebi aşağı doğru meyilli yuvarlak durması için arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yuvarlak bir fıstığımız oluşuyor. Ve buraya 7'şer zincir çekeceğiz bakın. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çekip bakın 6 18 taneydi. 6 12 6 6. Bunları 3'e böleceğim. Şöyle göz kararı giriyorum kenarına şöyle kirpikler için yuva hazırladım bakın. Tekrar 3 4 5 6 ve 7 yine şöyle göz kararı bakın şuraya altıncı ilmeğe giriyorum ikinci yuva yaptım yine 7 zincir 7 yeşil dalın içerisindeki bu 5 zincirli yuvanın içine girip buraya sabitliyorum iki tane zincirle düz yüzüne döndüm bakın bu şekilde şöyle üç tane yuva oluştu fıstığın kenarında yetişer zincirden iki zincirimi kapattım buraya birinci kirpik iki zincirimi kapatıyorum ikinci kirpik şöyle 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 6 6 yapıyordum ama arkadaşlar bakın bu 7 kenarlarda 7 ortaya 6 yapınca daha güzel oluyor. 7 de buraya sıkıştırdım. Evet. Direkt ikinci yuvaya sadece sık iğneyle hiç zincir çekmeden sadece sık iğneyle geçtim. 2 zincirimi çekip sabitledim. Buraya ortaya 6 tane kirpik yapıyorum. Kenarların oyum olduğu için bir fazla yapıyorum. Daha güzel duruyor. Daha önce bunun farklı bir çimenle yapmıştım. Biliyorsunuzdur belki bilenini takip edenler. O zaman hepsi altıydı. Ama bu modelde şöyle kenar dönüşümü o güzel durması için 7 tane yapacağım. Diğer yuvaya sadece sık iğne ile geçiyorum. Bakın geçişlerim zincir çekmeden sadece sık iğne. Buraya da 7 tane şöyle kirpik oluşturacağım. 2 zincir 2 zincir 3 2 zincir 4 şöyle 2 zincir 5 2 zincir 6 ve 2 zincir 7 yeşil yuvanın içerisine bu şekilde kapatıp bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum şöyle bakın arkadaşlar dalı da özellikle yüksekte durması için bu şekilde hazırladım fıstığımı bakın üçe bölüp böyle kenarlarına kirpik çok güzel oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim bakın bu da e sık iğnelerin dallarını eğer böyle yukarı doğru meyilli istemiyorsanız sadece zincirli trabzanlardan sık iğne sizde yapabilirsiniz. Ben şunları hemen temizleyeyim. Güzelce bakalım. Evet. Modelimi bakın bu şekilde. Sadece yaktım. Ütü falan yok arkadaşlar. Kalıp gibi oldu diye ütülemedim. Bu şekilde. Şöyle net bir göstereyim. Diğerleri de bu renkte arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Sarıdan da yapmayı istiyordum ama yeterli sanırsam bakın şöyle çok güzel bir duruşu var yakın yakında durdurup göstereyim bir de şimdi şöyle sallantılı haline bakalım ara misafesi de ne yakın ne uzak hoş bir güzel bir duruşu oldu köşesini göstereyim hatta köşeden daha net güzel bir olur inşallah şöyle. Evet. Bu dalda da yukarı dur, durduğu için çok hoş ve zarif duruyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Karşı uzaktan duruş inşallah güzel. Net alıyordur. Küçük. Şöyle. Duruşu var. Hoş ve zarif. Bir model arkadaşlar hoşlananlar için zariflikten çıtı hastalıkta güzel bir işçilikte oldu inşallah inşallah güzel de bir çekim olmuştur arkadaşlar işinize yarayan hoş bir çekim olmuştur şöyle modelim bu Evet sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça kalın.